Merhaba arkadaşlar. Oran orantı soru çözümü ikinci videomuz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Eşitliklerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ters doğru orantıları sormuş. Ters orantı iki ifadenin birbiriyle yan yana çarpılmasıydı. Doğru orantı da ne yapıyorduk? Birbirine bölüyorduk arkadaşlar. Şimdi x ile y ters orantılıdır diyor. X'i dağıttığım zaman x çarpı y olacak buradan. Çarpı durumunda olduğu için ters orantılıdır. T ile z çarpı durumunda olduğu için ters orantılıdır. Y ile t. Y ile t'yi bulmak için z'nin y cinsinden değerini bulalım hemen. Z eşittir. 11'i diğer tarafa atarsak bölü olarak gelecek. 2y bölü 11. Z gördüğüm yere 2 çarpı y bölü 11 yazıyorum arkadaşlar. Y ile t çarpı durumunda olduğu için ters orantı. C şıkkı da doğru. X ile t doğru orantılıdır diyor. X ile t'yi bulmak için y'nin x cinsinden değerini bulup getirip burada yerine yazacağız. Üçüncü şıkta. Şimdi yapalım hemen. X'i diğer tarafa atarsak arkadaşlar ne olacak? Y artı 1 eşittir. 3 bölü x olacak. 1'i de diğer tarafa atarsak y eşittir. 3 bölü x eksi 1 olacak arkadaşlar. Şimdi y'yi burada yerine yazacak olursak 2 çarpı 3 bölü x y yerine 3 bölü x eksi 1 yazdım. Çarpı t eşittir 5 arkadaşlar. T'yi dağıttığınız zaman 3t bölü x gelecek. Diğerleri bizi ilgilendirmez pek. Şimdi t ile x burada bölüm durumunda olduğu için doğru orantılıdır. Yanlış olanı soruyor. Cevap Edirne'dir arkadaşlar. Şimdi e şıkkı niye yanlış onu bulalım arkadaşlar. Burada x ile z diyor. Y'yi z cinsinden bulacağız. Hemen bulalım. Y eşittir. 2 burada çarpma diğer tarafa giderse 11 z bölü 2 gelecek arkadaşlar. Şurada y yerine getirip 11 z bölü 2 yazarsam x çarpı 11 z bölü 2 artı 1 eşittir 3 arkadaşlar. Şimdi dağıttığım zaman x çarpı z gelecek buradan. Diğer sayılar pek önemli değil arkadaşlar. X ile z çarpım durumunda olduğu için ters orantılıdır. Burada doğru demiş, yanlış arkadaşlar. İkinci soru basit bir soru arkadaşlar. Burada p'yi soruyor. Burada bir orantı var. Hemen orantı sabiti yok. K'ya eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi a bölü 2 k'ya eşitse buradan a ne gelecek? 2k gelecek. B buradan 3k gelecek. C de 7k gelecek arkadaşlar. Şimdi getirip burada yerine yazarsam 5 çarpı a yerine 2k yazıyorum. 5 çarpı 2'den 10k. Eksi b yerine 3k yazıyorum. Eksi 12k. Artı c yerine de arkadaşlar 7k yazacağım. P çarpı 7k'dan 7pk arkadaşlar. Bölü 12 eşittir k ise 12'yi diğer tarafa attığımızda çarpı olarak gelecek. Eşittir 12k arkadaşlar. 10k eksi 2k'dan eksi 2k artı burada 7pk eşittir 12k. Şimdi eksi 2k'yı diğer tarafa sepetlersek artı 2k 12k daha 7pk eşittir 14k gelecek arkadaşlar. K'lar gider. 7 kere 2 14 yaptığına göre P2'dir arkadaşlar. Cevap eder mi? MN eleman tam sayı olmak üzere ifadeleri verilmiş, sayıları 9 ve 8 ile orantılı olduğuna göre diyor. Orantılı dediği zaman hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İfadeleri kök 8'i 2 üzeri 3m diye yazıyorum. Bölü 9 eşittir 3 üzeri n eksi 1 kök içinde bölü 8. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. 8 çarpı 2 üzeri 3m kök içerisinde. 8'i ben 2 üzeri 3 diye yazıyorum. 2 üzeri diğerine de 3m bölü 2 arkadaşlar. Karekökten geliyor. Eşittir 3 üzeri n eksi 1 bölü 2, 9 çarpı olduğu için 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Tabanlar eşit olduğu zaman üstler toplanıyordu. 3 artı 3m bölü 2 eşittir 3 üzeri n eksi 1 bölü 2 artı 2 arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız olay çok basit. 2'nin hangi kuvveti 3'ün hangi kuvvetine eşittir diyeceğiz. Ancak ve ancak üssü 0 olursa arkadaşlar ne gelecek? 1 eşittir. 1 gelecek, birbirine eşit olacak.
O zaman buraların 0 olması lazım. Hemen düzenleyelim. 2 kere 3 paydaları eşitliyorum. 2 kere 3 6 artı 3m. Artı 6 3m bölü 2 eşittir 0 arkadaşlar. Diğerinden gelen n eksi 1 bölü 2. 2 kere 2 artı 4 eşittir 0 arkadaşlar. Şimdi payın 0 olması gerekiyor. O zaman 6 eksi 6 olması için m'in eksi 2 olması lazım. Aynı şekilde paydaları eşitlemiştik burada. N eksi 1 artı 4'ten n artı 3 gelecek. Bölü 2 eşittir 0. Payın 0 olması lazım arkadaşlar. Buradan eksi 3 gelecek. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsanız eksi 5 yapacaktır. Bir usta 4 günde 3 çift ayakkabı, kalfa ise 6 günde 3 çift ayakkabı yapabilmekte. İkisi birlikte 45 çift ayakkabı kaç günde yapabilirler diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Usta 4 günde ne yapıyor? 3 çift ayakkabı. 3 çift ayakkabı. Aynı şekilde kalfa, bir kalfa ise 6 günde 3 çift ayakkabı yapıyor. Şimdi burada yapacağınız olay basit arkadaşlar. Günleri bir kere eşitlemek. Aynı günlerde kaçar çift yaparlar? 4'te 6, 12'de eşitlenir arkadaşlar. Burayı 3 ile, burayı da 2 ile çarpacağım. 3 kere 4, 12. Her ikisi 12 günde. 3 kere 3, usta 9 çift. Kalfa ise 2 kere 3'ten 6 çift. Şimdi toplarsak 15 çift ayakkabı yapacaktır arkadaşlar. Kaç günde? 12 günde. Şimdi 12 günde 15 çift bana 45 çifti soruyor. 45 çift arada doğru orantı var arkadaşlar. Basit yolu şu. 45 15'in 3 katı olduğu için arkadaşlar, yani 3 ile çarpılmış. O zaman 12'yi de 3 ile çarparsak 36 gün gelecektir. Cevap C yani arkadaşlar. İfadesi veriliyor arkadaşlar. A artı B artı C toplamı isteniyor. Şimdi yapacağımız olay ne? Bakalım 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z. Ben bunları nasıl elde ederim? A'yı yalnız bırakırsam, X'i diğer tarafa atarsam, A çarpı X eşittir 20'den. Şöyle güzel güzel yazalım. A eşittir 20 bölü X arkadaşlar. Aynı şekilde B eşittir 20 bölü Y. Aynı şekilde C eşittir 20 bölü Z gelecek arkadaşlar. A artı B artı C'nin toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 20 bölü X artı 20 bölü Y artı 20 bölü Z arkadaşlar. Ben bunları 20 parantezine alırsam 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z gelecek arkadaşlar. 1 bölü X, Y, Z toplam 6 bölü 5. Yani 20 çarpı 6 bölü 5 yazacağız. 5'ler sadeleşir. 4 kere 6, 24. Cevap C yani arkadaşlar. Bir aracın ön ve arka tekerleklerinin çevrelerinin oranı 5 bölü 9'dur. Aynı yolda arka tekerlek ön tekerlekten 180 devir daha az yaptığına göre ön tekerlek kaç devir yapar? Şimdi arkadaşlar, çevrelerinin oranı 5 bölü 9 verilmiş. Aynı yol demiş. Arka tekerlek ön tekerlekten 180 devir daha az yaptığına göre demiş. Ben ön tekerleğin çevresini 5 metre, arka tekerleği 9 metre alırım. Şimdi her bir devirde 5 metre, her bir devirde 9 metre alacaktır. Aynı yol, yani eşit mesafe almışlardır. O zaman 5 metre, çevresi 5 metre olan x devir atarsa toplamda 5 çarpı x metre yol alacaktır. 9 ne olacak? 9 ile giden bundan 180 devir daha fazla yaptığı için 9 çarpı x eksi 180 arkadaşlar. Ön tekerlekten 180 devir daha az yaptığına göre x devirse x eksi 180. Bunlar bana gidilen yolu verecektir. Gidilen yol aynı olduğu için bunlar birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Buradan 5x eşittir 9x eksi 9 çarpı 180 arkadaşlar. 9 çarpı 180. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 5x'i buraya alırsam 9x eksi 5x'ten 4x gelecek. 4x eksi 9 çarpı 180'i diğer tarafa alırsam artı olacak. 9 çarpı 180 arkadaşlar. Her tarafı 4'e bölersek ne olacak? Buradan 180 bölü 2'den 90, 45 gelecek. X buradan eşittir
Ne gelecek? 9 kere 5, 45, 4, 9 kere 4, 36, 405 gelecek arkadaşlar. Ön tekerlek kaç devir yapmış? 405 cevap Adana. Basit bir soru arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Olay çok basit. Burada 3 ayı görüyorsunuz. A'yı, 4B, B, 7C ve C arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı yazabiliyorduk rasyonel ifadelerde. 3A bölü A, eksi 7 bölü A, 4B, 4B bölü B, artı 3 bölü B, aynı şekilde eksi 5 bölü C. Arkadaşlar burada eksiye dikkat, eksiyi dağıtıyoruz. Eksi çarpı eksiden artı 7C bölü C. C'ler nanay, B'ler nanay, A'lar nanay. 3, 4 daha 7. Bir 7 de burada 14 arkadaşlar. 14, eksi 7 bölü A, eksi 7 bölü A, eksi 5 bölü C, artı 3 bölü B arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada şuradaki ifadeyle aşağıdaki ifade birbirinin eksiyle çarpılmış hali. Yani burayı eksiyle çarparsam eksi eksi artı eksi 8 olacak. Şu ifade 14 eksi 8 arkadaşlar, o da 6 yapacaktır. 3 kişinin yaş ortalaması 15 olup en büyüğü 38 yaşındadır. En büyüğü 45 yaşına geldiği zaman 3'ünün yaş ortalaması kaç olur? Şurada dikkat, en büyüğü 38 iken 45 olmuş. Yani 7 yıl geçmiş arkadaşlar. Şimdi 7 yıl geçmişse diğerleri için de 7'şer yıl geçmiştir. Yaş ortalaması geçen yıl miktarı kadar artacağından 15 artı 7'den yeni yaş ortalaması artık 22 olur arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. 16 işçi x metrekare duvarı 21 günde örüyor. İşçilerin 4'ü ayrıldığında x artı 50 metrekare duvar 42 günde örüldüğüne göre x kaçtır? Şimdi şunun için, bu tür sorular için şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Birinci iş bölü ikinci iş. Üst tarafta birinci işle ilgili verilenlerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilenlerin çarpımı. Bunları eşitlediğinizde gerisi gelecek. Birinci işim x metrekare duvar. İkincisi x artı 50 metrekare duvar. Hemen bunları oranlıyorum arkadaşlar. X bölü ne olacak? X artı 50 eşittir. Birinci ile ilgili verilen 16 işçi 21 gün. 16 işçi 21 gün. Bölü 4'e ayrılıyor. 4'e ayrılırsa 12 işçim kalıyor. Gün sayısı 2 katına çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunları sadeleştirelim. 4'e bölersek 4, 4'e bölersek 3, 3'e bölersek 7 arkadaşlar. 7'ye bölersek 6 gelecek. Burada 4 bölü 6 kaldı arkadaşlar. 4'ü de sadeleştirirsem 2, 3 gelecek arkadaşlar. Bundan sonrası içler dışlar çarpımı. 3 çarpı x ne olacak? 3x eşittir. 2 çarpı x, 2x, 2 çarpı 50'den artı 100 olacak arkadaşlar. Burada yapmanız gereken basit, 2x'i diğer tarafa atarsanız 3x eksi 2x'ten x eşittir 100 gelecek. Şimdi bu bize neyi sormuş? Ux'i sormuş. Cevap ol arkadaşlar. 15 işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 16 günde bitiriyor. Aynı nitelikli 10 işçi aynı işi günde kaç saat çalışarak 32 günde bitirir? Bir önceki soruyla aynı arkadaşlar. Burada iş belli değil. İşe 1 diyorum. Aynı iş dediği için ikinci işim de 1 eşittir. Birinci ile ilgili verilen 15 işçi 8 saat 16 günde arkadaşlar. Bölü alt tarafta ne var? 10 işçi var. Saat belli değil. X 32 gün arkadaşlar. Çarpıyorum bunları. Şimdi sadeleştireceğim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2 arkadaşlar. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 4. 4'e böldüm arkadaşlar 4. 3 kere 4, 12. 12 bölü 2x. 12 bölü 2x. Buradan sadeleştirdim. 6 bölü x eşittir 1 arkadaşlar. Ve 1 olması için x'in 6 olması lazım. Cevap Ceyhan. Bir pastadaki un, şeker, yağ miktarları sırasıyla 7, 3, 1 ile orantılıdır. 140 gram un, 70 gram şeker, 60 gram yağ ile en ağır pasta yapılırsa kaç gram yağ artar diyor arkadaşlar. Basit. Hemen una 7'nin katı orantılı, doğru orantı demek 7K. Şeker 3 ile orantılı 3K. Yağ da 1 ile orantılı K. Bu miktarlarda karıştırılıyor arkadaşlar. 140
7 çarpı 20'dir arkadaşlar. 7 çarpı 20 olduğu için ben K'yı direkt 20 alabilirim arkadaşlar. Buradan şeker 3 çarpı 20'den ne olacak? 60. Zaten yağ da buradan K olduğu için 20. Benim elimde 60 gram yağ var. 20'sini harcarsam geriye 40 gram yağ kalacaktır. 6 işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 18 günde bitiriyor. Günde 12 saat çalışarak bu işin 4 günden daha az bir zamanda bitmesi için en az kaç işçiye ihtiyaç vardır arkadaşlar diyor. Şimdi olay 1 bölü 1 işli. İşi yine 1 aldık. 6 işçi 1. iş 8 çarpı 18 bölü. İkincisine baktığımız zaman 12 saat 4 gün daha az bir zamanda bitmesi için 4 günden diyor. Şimdi 4 günden daha az diyor. Biz günü yine 4 alalım. İşçi sayısını bilmiyorum. İşçi sayısını da x alayım. Şimdi 4 günden daha az bitirmesi için şu işlemi bir yapalım. En son ufak bir açıklama getirelim arkadaşlar. Şimdi 6'ya böldüm. 2. 2 kere 4 8 yapacaktır. 8'ler sadeleşir. 18 bölü x arkadaşlar eşittir 1 ise x eşittir 18. Şimdi normalde 18 çıkması gerekiyordu. Ama burada 4 günden daha az dediği için arkadaşlar benim işçi sayısını artırmam lazım. Yani 18'den fazla almam lazım. En az 19 alacağım arkadaşlar. Şimdi kaç işçiye daha ihtiyaç vardır diyor. Elimde zaten 6 vardı. Çıkarırsam 13 gelecek. 13 işçi daha lazım. Cevap Ceyhan. Bir uçakta erkek ve kadın yolcu sayıları 3.4 ile 5.6 sayıları ile orantılı. Bu uçakta en az kaç kişi var diyor. Hemen alalım arkadaşlar. Erkek bölü 3.4 eşittir. Kadın sayısı da K olsun. K bölü 5.6 arkadaşlar. Şimdi paydaları virgüllü. Her iki paydada da aynı şeyi yapabiliriz aslında arkadaşlar. Eşitlik bozulmaz. Ne yapalım? Birer virgül kaydıralım. E bölü 34 eşittir. K bölü 56 arkadaşlar. Şimdi en az kaçtır diyor. Her ikisini 2 ile sadeleştirebiliriz. 17. Buradan 56'yı bölersek 28. Daha da sadeleştirmez arkadaşlar. Erkek sayısını ben 17 alırsam 17 bölü 17 1. O zaman kadın sayısı da en az 28 olacaktır. 17 ile 28'i toplarsak 30, 45 gelecektir arkadaşlar. Geziye giden bir grup öğrencinin yaş ortalaması 16'dır. Bunlara başkanlık eden 43 yaşındaki öğretmen de dahil edilince yaş ortalaması 19 oluyor. Buna göre geziye katılan kaç öğrenci vardır? Arkadaşlar x tane öğrenci olsun elimde. Bunların yaşları toplamı t olsun. T bölü x eşittir. Yaş ortalaması 16 ise t buradan ne gelecek? 16x gelecek arkadaşlar. Ben bu toplama, yaş toplamına ne yapıyorum? 43 yaşındaki öğretmeni de dahil ediyorum. T artı 43 bölü x tane öğrenci var. Bir de öğretmeni aldık. X artı 1 kişi oldu. Eşittir. Yaş ortalaması 19 geldi arkadaşlar. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaparsak T artı 43 eşittir. 19 çarpı x'ten 19x. 19 çarpı 1'den artı 19 gelecek arkadaşlar. 43'ü diğer tarafa atarsam T eşittir. 19x eksi ne gelecek arkadaşlar? 24 eksi 43 artı 19'dan eksi 24 gelecek arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken burada T'ler 16x, T 19 eksi 24 bunları birbirine eşitlemek. Şöyle üst tarafta eşitleyelim. 16x eşittir. 19x eksi 24 arkadaşlar. Buradan 16x'i bu tarafa alırsam 19x'ten 16x çıktı. 3x eksi 24'ü diğer tarafa alırsam artı 24. O zaman x buradan 8 gelecektir. Cevap Adana. Sayılarının dördüncü orantılısı 256 ise x kaçtır? Dördüncü orantı ne demek arkadaşlar? Dördüncü orantı 1 yani birinci ve ikinci bunlar 8 üzeri. 8'de ben 2 üzeri. 2x eksi 3 bölü 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazabiliyoruz. X artı 1 eşittir. 2 üzeri x eksi 2 bölü ne olacak? 256. 256 da 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. 2 üzeri 8. 4. orantılı dediği şurası arkadaşlar. Şimdi x'i soruyor.
X'i soruyorsa basit, ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapalım hemen. Şurayı düzenlersem 3 kere 2 6x 2 üzeri 6x 3 kere 3 9 eksi 9 arkadaşlar çarpı 2 üzeri 8 eşittir 2 üzeri x eksi 2 çarpı burada 2'yi düzenlersem çarparsak ne olacak? 2 üzeri 2x artı 2 arkadaşlar. Şimdi tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. Tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. Hemen şurada alalım. Ne yapacağız? 2 üzeri 6x eksi 9 ile 8'i toplarsanız 6x eksi 1 gelecek arkadaşlar. X eksi 2 ile 2x artı 2'yi toplarsanız 3x gelecek. Yani 2 üzeri 3x. Tabanlar eşitse üsler birbirine eşit olmak zorunda. 6x eksi 1 eşittir 3x arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler öbür tarafa. 3x'i buraya alırsam 6x eksi 3x'ten 3x. Eksi 1'i diğer tarafa alırsak 1. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 1 bölü 3 arkadaşlar.